IEA, International Education Agency Avustralya'nın yan kuruluşu, Avustralya Göç Ajansı'nın sunduğu etkinliğe hoş geldiniz. Ben ajansın kurucu direktörü, mağaraya kayıtlı yasal göçmenlik ve eğitim danışmanı Feriha Güney. Önümüzdeki 45 dakika süresince Avustralya'da eğitim olanakları ve koşulları konusunda genel bilgi vereceğim. Mümkün olduğunca da sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Bize Türkiye'den 0546 946 3811 veya Avustralya'dan Avustralya'nın ülke kodu 61 477 524 039'dan ulaşabileceğiniz gibi sydney@inteducation.com adresinden de ulaşabilirsiniz. IEA ve Avustralya Göç Ajansı'nın amacı danışmanlık verdiği öğrencileri sadece işbirliğinin olduğu üniversitelere yönlendirmek yerine öğrencileri eğitim ve kariyer hedeflerine en uygun eğitim programları ve eğitim kurumlarına yönlendirmektir. Avustralya Göç Ajansı yalnızca okulun ya da kursun bulunması ve yönlendirilmesi aşamasında değil, Avustralya'ya yerleşme aşamasında da desteğini sürdürmektedir. Bizimle çalışmayı seçmeniz durumunda sizleri Avustralya'daki ailemize katmayı hedeflemekteyiz. Gelelim Avustralya'da eğitim ve yaşama. Avustralya son açıklanan verilere göre yalnızca 24.574.972 nüfusa sahip olmasına rağmen dünyanın en güçlü 20 ekonomisinden biridir. Ve dünyada en yaşanılası, en iyi ikinci ülkesi seçilen bir okyanus ülkesidir. 2016 senesinde yapılan Academic Ranking of World Universities araştırmasına göre 8 Avustralya Üniversitesi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer alırken toplam 42 üniversiteden 23'ü dünyadaki en iyi 500 üniversite arasında yer almaktadır. Her yıl yaklaşık 650 bin öğrenci eğitim için Avustralya'yı tercih etmektedir. Eğitim standartlarının çok yüksek olması ve elde edilen diplomaların uluslararası tanınıyor olmasının yanı sıra çok kültürlü ve barışçıl bir ortamın olması yabancı öğrencilerin Avustralya'yı seçmelerinde en önemli nedenlerdir. Dünya çapındaki üniversitelere giriş koşulları da esnek olup öğrencilere eksik oldukları alanlarda kendilerini geliştirmek ve istedikleri alanda eğitim görme olanağı sunmaktadır. Gideceğiniz bölüme bağlı olarak akademik yeterlilik belirlenmekte, göreceğiniz bölüme bağlı olarak akademik yeterlilik belirleniyor. Eğer akademik yeterlilik koşullarına ulaşamazsanız, ön eğitimlerle istediğiniz eğitimi alabilmeniz sağlanmaktadır. Tüm bunlara ek olarak 3 önemli faktör Avustralya'da eğitimi daha cazip kılmaktadır. Bu 3 faktör şöyle sıralanabilir. 1. Öğrencilere ve eşlerine tanınan çalışma izni. 2. Mezuniyet sonrası 2 yıldan 4 yıla kadar çalışma vizesi olanağı. Son olarak da göçmenliğe geçiş olanağı. Dilerseniz bu faktörleri tek tek ele alalım. Bu arada bize yeni katılmış olanlar için IEA'nın yan kuruluşu Avustralya Göç Ajansı'nın sunduğu Avustralya'da eğitim konusundaki etkinlikte ajansın kurucu direktörü ve mağaraya kayıtlı yasal göçmenlik ve eğitim danışmanı Feriha Güney ile birliktesiniz. Bize Türkiye'den 0546 946 3811'den Avustralya'dansa Avustralya'nın kodu 61 477 524 039'dan ulaşabilirsiniz veya sydney@inteducation.com adresine yazabilirsiniz. Sizlere Avustralya'dan sesleniyorum. Avustralya'da eğitim yapan öğrencilerin ve eşlerinin okul zamanında 2 haftada toplam 40 saat, okul tatillerinde tam zamanlı çalışma hakları vardır. Avustralya'da yüksek lisans eğitimi yapan öğrencilerin eşlerinin ise her zaman tam gün çalışma hakları bulunmakta. Evet, bir soru görüyorum. 2 haftada 40 saat çalışarak ne kadar kazanabiliriz diye soruyorsunuz. Vasıfsız işlerde saat ücreti 15 ile 25 dolar arasındadır.
Kafelerde genel olarak 15 dolar diye düşünebilirsiniz. Ofis temizliği gibi işlerde 25 dolara kadar çıkabiliyor saat ücreti. Bu durumda haftada ortalama 300-400 Avustralya doları kazandığınızı varsayalım. Avustralya hükümeti bir öğrencinin okul ücreti hariç yaşama giderinin 19.830 Avustralya doları olacağını varsayıyor. Yani haftada yaklaşık 380 Avustralya doları kadar. Bu durumda çalışarak yaşama giderlerinizi neredeyse karşılayabilecek durumdasınız demektir. Eğer eşinizle birlikte geldiyseniz, eşinizin size bağlı ek yaşam gideri yıllık 6.940 dolar olarak hesaplanıyor. Yani toplam 26.770 dolar denebilir. Haftalık 515 dolar. Eşinizin de haftada 300 Avustralya doları kazandığını varsayalım. Bu durumda geliriniz haftada toplam 600 dolar, en az 600 dolar. Gideriniz ise 515 Avustralya doları olacaktır. Elbette bunlar tahmini rakamlardır. Hangi alanlarda çalışabileceğinize ilişkin bir sınırlama yok. Eğer iş bulabilirseniz kendi alanınızda da çalışabilirsiniz. Bu durumda saat ücretleri mesleğinizin hangi alanda olduğuna bağlı olarak 25 dolarla 40 dolar arasında değişecektir. Peki iş bulmak kolay mıdır diye soruyor bizimle birlikte olan arkadaşlardan biri. Vasıfsız işler bulmak daha kolaydır. İlk etapta yine de vasıfsız iş bulmak 2-3 ay kadar zaman alabilir. İlk işi bulduktan sonra iş değiştirmek daha kolay olacak. Ajansınızın iş bulmada yardım oluyor mu diye soruyorsunuz. Ajantamız size iş bulma konusunda doğrudan sizin için çalışmıyor ama eğer o tarihte işverenlerden bize bir talep geldiyse bu talepleri öğrencilerimize iletiyoruz. Veya halen çalışmakta olan öğrencilerimiz varsa sizleri onlarla tanıştırıyoruz. Böylece iş bulmanızda kolaylık sağlamaya çalışıyoruz. Lütfen dikkat diyorum bu noktada. Bazen vasıfsız iş bile bulmak biraz zaman alabiliyor. Bu nedenle sadece çalışarak geçineceğim düşüncesiyle hareket etmeyin. Ayrıca Avustralya'ya öğrenci olarak gelmenin en önemli koşullarından biri okul ve yaşama ücretlerini karşılayacak bütçenizin olduğunu kanıtlamanız. Ama yine de böyle bir olanak olduğunu bilmenizde fayda var. Kendi alanında iş bulabilir miyiz diye soruyorsunuz. Kendi alanınızda iş bulmanız biraz daha zor olacaktır ama imkansız değil. Bunun için önemli konular şöyle sıralanabilir. Kendi alanınızda iş bulabilmeniz için Avustralya'da. Her şeyden önce Avustralya'da nasıl iş aranır? Ön mektup nasıl yazılır? Telefonda veya karşılıklı yüz yüze görüşmede nasıl davranılır? Sorulara nasıl cevap verilir? İş nasıl aranır? Gibi konularda bilgi sahibi olmaya çalışmanız gerekiyor. Kendi eğitim ve iç geçmişinizde işverenin iş ilanlarında belirttiği aranılan özellikleri, tercih edilen özellikleri taşıyor musunuz, taşıyamıyor musunuz? Bunları dikkatle incelemeniz gerekiyor. Ayrıca Avustralya'da işverenlerin beklediği şekilde bir rezüme, CV hazırlamanız lazım. Sizinle yapılacak görüşmeye sınava hazırlanır gibi hazırlanmanız lazım. Yani başvurduğunuz şirket ve sizinle görüşme yapacak kişi hakkında detaylı bilgi almaya, edinmeye çalışın. Bugünlerde bu bilgileri edinmek internetten çok daha kolay. İş ilanında aranan ve tercih edilen özellikler konusunu dikkatle inceleyin. Hatta not alın ve sizdeki özelliklerle bunların nasıl örtüştüğünü yazın. Bunlara çalışın. Peki biz size bu konuda nasıl yardımcı oluyoruz? Avustralya'da nasıl iş aranır? Ön mektup nasıl yazılır? Telefonda ve yüz yüze görüşmelerde nasıl yanıt verilir? Gibi konularda size bilgi veriyoruz. Ama en önemlisi rezümenizi hazırlamanızda yardımcı oluyoruz. İş başvurusu süresince de desteğimizi mümkün olduğunca sürdürüyoruz. Avustralya'da eğitimi cazip kılan İki önemli faktörden birinin çalışma izni olduğunu belirtmiştik. Buraya kadar da çalışma iznini çeşitli açılardan ele aldık. Ayrıca çalışma izni okulumuzun başlamasıyla birlikte başlıyor. Mezuniyet sonrası 2 yıldan
4 yıla kadar çalışma vizesi olana Avustralya'da eğitimi cazip kılan bir başka faktör. Mezuniyet sonrası çalışma vizesine başvurabilmek için başvuracağınız tarihte 50 yaşın altında olmanız lazım. Ayrıca Avustralya'da en az 2 yıllık lisans veya lisansüstü eğitim yapmış olmanız lazım. İngilizce yeterliliğinizin olması gerekiyor ve mezuniyetinizin üzerinden 6 ay geçmemiş olması gerekiyor. Avustralya, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerin aksine en az 2 yıllık yüksek öğrenim yapmış olan öğrencilere mezuniyet sonrası biraz önce belirttiğimiz gibi 2 yıla 4 yıla kadar tam zamanlı çalışma hakkı tanımakta. Böylece mezunlar ülkelerine hem uluslararası tanınan bir diploma hem de uluslararası bir iş yerinde elde edilen iş deneyimleriyle dönüyorlar. Tabii bir de üstüne çok iyi İngilizce bilmek var. Böylece geri döndüğünüzde çok daha iyi koşullarda işe girme fırsatı elde edebiliyorsunuz. Çalışma vizesi süresinin 2 mi yoksa 4 yıl mı olacağı hangi düzeyde eğitim yaptığınıza göre değişiyor. Lisans veya tezsiz master programlarını tamamladıysanız 2 yıl, tezli yani sadece araştırmaya dayalı master yaptıysanız 3 yıl, doktora yaptıysanız 4 yıllık çalışma vizesi alabiliyorsunuz. Bu arada hemen belirtelim. Küçük bir ayrım var. Kasım 2011'den önce Avustralya'ya ilk öğrenci vizeleri onaylanmış olanların 18 ay çalışma izni hakkı var. Ayrıca mezun oldukları bölümün aranan meslekler listesinde olması gerekiyor. Kasım 2011'den sonra öğrenci vizeleri onaylanmış veya onaylanacak olanların ise böyle bir zorunluluğu yok. Hemen bunu belirtelim. Eğer çalışma vizesi süresinde en az bir yıl kendi alanınızda çalışma olanağı elde ettiyseniz, ileride göçmenliğe başvurmanız konumunda ek 5 puan alabilmektesiniz ki bu puan çok önemli. Diyelim çalışma vizesi süresinde bir müddet uğraştınız ama kendi alanınızda iş bulamadınız. Bu durumda yine bu süre içinde bir yıllık professional year denen staj ve sizi çalışma hayatına geçirebilecek, köprü olabilecek bir eğitim de sunan programı tamamladığınız takdirde ek 5 puan daha alabiliyorsunuz Avustralya'da göçmenliğe başvurduğunuz tarihte. Ama bundan da öte size bu professional year denen süreç iş bulmanızda çok önemli katkı sağlıyor. Biz sizlerin professional year konusunda doğru adreslere yönlenmenizde yardımcı oluyoruz. Bu arada yine bize yeni katılmış olanlar için Avustralya Göç Ajansı'nın sunduğu Avustralya'da eğitim konusundaki etkinlikte Feriha Güney ile birlikte olduğunuzu hemen hatırlatalım. Bize Türkiye'den 0546 946 3811 veya Avustralya'dan 61 477 524 039'dan ulaşabilirsiniz veya sydney@inteducation.com adresine yazabilirsiniz. Avustralya'da eğitimi cazip kılan üçüncü faktör ise göçmenliğe başvurma olasılığıdır. Gerekli koşulları sağlayan öğrencilere bağımsız vasıflı göçmenlik kategorisi, sponsorlu çalışma vizeleri gibi vizelerle göçmenliğe başvurma hakkı tanınmaktadır veya diğer çalışma vizelerine başvurma hakkı tanınmaktadır. Bu kategorilerden bağımsız vasıflı göçmenlik için Avustralya'da eğitimin şu avantajları olabilir. Avustralya'dan mezun olmanız durumunda meslek onayı almanız zor olmayacaktır. 2. Avustralya'da 2 yıllık eğitimi tamamlamış olmanız durumunda ek 5 puan alabileceksiniz. Avustralya'da mezuniyet sonrası 2 yıldan 4 yıla kadar çalışma vizesi alabileceksiniz. Bu süre içinde 1 yıl çalışmanız durumunda ek 5 puan, professional year denen programı tamamladığınız durumunda yine ek 5 puan alabileceksiniz. Eğer geriye dönecek olursanız ülkenize, bu durumda da uluslararası tanınan diploma ve çok iyi düzeyde İngilizce artı
uluslararası iş deneyimiyle geriye döneceksiniz. Bu da sizin daha iyi koşullarda iş bulmanıza yardımcı olacaktır. Tüm bunları belirtmekle birlikte okul ve bölüm seçimi yaparken sadece göçmenliği gözeterek seçim yapmamalısınız. Her şeyden önce göçmenliğe geçişi olanaklı kılan meslekleri her yıl Avustralya ekonomisinin ihtiyacı doğrultusunda meslekler listesi değişmektedir. Bazı meslekler eklenmekte, bazı meslekler çıkarılmaktadır. Dolayısıyla sadece göçmenlik amacıyla yapacağınız bir seçim, eğer o meslek listeden çıkarılacak olursa sizi hayal kırıklığına uğratacaktır. Ayrıca sadece göçmenlik hedefi için yapacağınız bir seçimin ardından eğer o meslekte hiç çalışmayı istemiyorsanız, sevdiğiniz alanda var olabilmek, geçiminizi sağlamak, kariyer hedeflerinize ulaşabilmeniz için yeniden başlamak zorunda kalacaksınız ki bu size çok güç gelecektir. Sizin çalışmayı ve kariyer sahibi olmayı hiç istemeyeceğiniz, sırf göçmenliğe geçiş için seçtiğiniz alanda en az 4-5 yılınızı harcayacaksınız. Sizin geride bıraktığınız yaşlaştıklarınız da boş durmayacak. Onlar da işe girecekler, eğitimlerine devam edecekler ve kariyerlerinde yol alacaklardır. İster istemez kendinizi onlarla kıyaslamaya başlayacaksınız ve yeniden başlamak size daha da güç gelecektir. Aslında en pahalı ve yerine getirilemeyecek şey sizin gençliğinizdir. Bu yaşlarda atacağınız adımlar ve alacağınız kararlar gelecek 50 yılı nasıl yaşayacağınızı belirleyecek. O yüzden dikkatle düşünmeli ve doğru adımlar atmaya çalışmalısınız. IEA olarak nasıl fazla para kazanacağımıza göre değil, sizleri çok iyi dinleyip sizin istekleriniz ve hedeflerinize göre önerilerde bulunuyoruz. Kariyer hedeflerinizi belirlemenizde yardımcı oluyoruz. Peki Avustralya'da hangi alanlarda eğitim görebilirsiniz? Avustralya'da ilk ve orta öğrenimin yanı sıra İngilizce, sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim görebilirsiniz. Avustralya'daki eğitim maliyetlerine gelince, eğitim maliyetleri yapacağınız eğitimin türüne, süresine, seçtiğiniz kuruma ve bölüme göre değişecektir. Genel olarak ortalama şu rakamları verebilirim. İlk ve orta öğrenim için yıllık 7.800 ile 30.000 Avustralya doları arasında. İngilizce kursları haftalık 180 dolardan 450 dolara kadar değişiyor. Sertifika ve ön lisans programları 4.000 dolarla 22.000 dolar arasında. Lisans eğitimleri 15.000 ile 33.000 Avustralya doları arasında. Master eğitimleri yıllık 12.000 dolarla 37.000 dolar arasında. Doktora 14.000 ile 37.000 dolar arasında değişmekte. Dilerseniz bir de öğrenci, okul, vize başvuru aşamalarını değinelim. Hangi aşamalarda geçiyorsunuz? Neler yapılması gerekiyor? İlk aşama okul ve bölüm seçimi. Biraz önce belirttiğimiz gibi bu konularda çok dikkatli olunması gerekiyor. Bir kez okulunuzu ve bölümü belirledikten sonra IEA size okul ve vize başvurusu için gereken belgeler listesini gönderecektir. Hemen ardından okul başvurunuz yapılacak. Okuldan yapılan başvuruyu değerlendirip bir ön kabul mektubu gönderiyor. Buna Letter of Offer deniyor veya kısaca LOO, LOO deniyor ya da. Genellikle üniversitelerden ön kabul alınması yaklaşık 4 ile 6 hafta arasında sürüyor. Sadece İngilizce kursları için kolejlerden alacağımız ön kabul mektupları 24 saat ile 1 hafta içinde değişiyor süresi. Ön kabul mektupları çok önemli. Bu mektuplarda okulun süresi, ne zaman başlayıp ne zaman bittiği, ilk etapta ödenecek miktar, sonraki taksitler ve bu taksitlerin neler olacağı, tarihleri ama en önemlisi uymanız gereken kurallar ve geri iade koşulları yer almaktadır. Lütfen bu mektubu dikkatle okuyun. Ardından ön kabul mektubunu imzalayıp gereken ücreti yatırdıktan sonra bu kez okuldan kesin kabul mektubunu alıyoruz. Kesin kabul mektubu
vizenizin başvurusunu yapacağımız aşamadır. Kesin kabul mektubunu almamız genellikle 48 saat ile 5 gün arasında değişiyor. Vize başvurunuzu yaptıktan sonra parmak izi veriyorsunuz. Vize kararı çıktıktan sonra da İA olarak biz size acentanız olarak bir bilgi kitapçığı gönderiyoruz. Bu kitapçıkta Avustralya'da yaşamla ilgili genel bilgileri, önemli bilgileri bulabileceksiniz. Okul ve öğrenci vize başvurularında dikkat edilmesi gereken kurallar var, konular var. Bunları ben size genel olarak vereceğim. Detaylı bilgi için lütfen bizlerle iletişime geçin. Her şeyden önce Avustralya eğitim konusunda dikkatli araştırma yapın. Bu size hem kendiniz için önemli hem de daha sonra eğitim hedeflerini mektubuna hazırlamanızda ve sizinle yapılacak olan görüşmede doğru yanıtlar vermeniz için önemli olacaktır. Okulunuza ve bölümünüze karar vermeden önce çok iyi araştırma yapmalısınız. Bu araştırma biraz önce de belirttiğimiz gibi hem sizin için önemli hem size sorulan sorulara yanıt vermeniz açısından önemli. Bu araştırmayı yaparken şu sorulara yanıt ver bu aramanızı öneririz. Okulun yerleşkesi, ücreti, eğitim kalitesi, ders programı sizin taleplerinize uygun mu? Okul web sayfasında en güçlü yanını nasıl göstermiş? Bu tanıtım sizin için uygun mu? Sizin aradıklarınızla örtüşüyor mu? Niçin o bölümü seçtiniz? Bölümü bitirdikten sonra mesleğiniz ne olacak? Bu meslekte iş olanakları nedir? Ne kadar ücret alınıyor? Bu meslek size ne gibi bir kariyer olanağı sağlayacak? Eğitiminizin sonrasında elde edeceğiniz kazançlar yaptığınız yatırımı karşılayacak mı? Okula devam etmiş öğrenciler memnun mu? Diğer okullarla arasındaki fark nedir? Okul seçimi yaparken veya Avustralya ile ilgili bilgi toplarken şu kaynaklara başvurabilirsiniz. Okulların web sayfaları. studyinaustralia.gov.au web sayfası. mystudyinaustralia.com bizim web sayfamız. O okula gitmiş tanıdıklarınız varsa veya Avustralya'da yaşayan tanıdıklarınız varsa onlardan alacağınız bilgiler ve acentanızdan alacağınız bilgiler. Bütün bunlardan başka okul ve vize başvurularında samimi bir öğrenci olup olmadığınızın değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede şu hazırlıkları yapmanızda fayda var. Eğitim hedeflerinizi belirtirken Statement of Purpose, eğitim hedefleri mektubu yazmanız gerekmekte. Sizlere yardımcı olmak amacıyla IEA'nın hazırlamış olduğu samimi öğrenci bilgi formu gönderiyoruz sizlere. Orada birçok soru var. Bu sorulara verdiğiniz yanıtlar doğrultusunda bu çerçevede IEA olarak eğitim hedefleri mektubunuzu yazmanıza yardımcı oluyoruz. Bu mektubun çok detaylı olmasına dikkat etmelisiniz ve verdiğiniz her bilgiyi kanıtlayacak belgenizin olması gerekir. Bundan başka finansal olarak bu eğitimi karşılama gücünüzün olduğunu kanıtlamanız gerekmektedir. Bu konuda iki seçeneğiniz bulunmakta. Hesapta para gösterebilir veya yıllık gelir gösterebilirsiniz. Bu seçeneklerin koşullarına bakalım dilerseniz. Göstermeniz gereken miktar size tarafımızdan belirtilecektir. Fikir vermesi açısından hemen belirteyim. Bu miktar 1 yıllık yaşama gideri artı 1 yıllık okul gideri artı 2000 dolar ulaşım ücreti. Bütün bunların toplamı, bu 3 rakamın toplamı. 1 yıllık yaşama gideri, 1 yıllık okul gideri ve 2000 dolarlık ulaşım gideri. Eğer 1 yıldan daha az süreyle gidiyorsanız elbette bu rakam değişecektir. Eğer size belirttiğimiz miktarı banka hesabında gösterecekseniz şu belgeler gerekiyor.
bu paranın sizin veya anne ya da babanızın hesabında olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Herhangi bir yakınınızın ya da anne ve babanızın ya da eşinizin dışındakilerin göstereceği para kabul edilmemektedir. Paranın hangi kaynaktan geldiğini de göstermemiz gerekiyor. Mesela hesap sahibi çalışıyorsa maaş borcusu, emekli ise emekli olduğunu kanıtlayan belge, kira gelirleri varsa kira gelirlerinin gösterilmesi gibi. Eğer anne babanız sponsor olacaksa size, bu durumda sponsor mektubu da istiyoruz. Tabii daha başka detaylı bilgiler de lazım. Bunlar için lütfen bizlerle görüşün. Bizlere ulaşın. Hesapta para göstermek yerine eğer yıllık gelirinizi gösterecekseniz, bu durumda tek kişi olarak gidiyorsanız ailenizin, yani sizin ve eşinizin veya sizin veya anne ve babanızın toplam yıllık gelirinin 60 bin Avustralya doları veya karşılığı, eğer işinizle birlikte gidiyorsanız 70 bin dolar ve karşılığı olduğunu göstermeniz gerekmektedir. Bir başkası ise İngilizce konusu. İngilizce yeterlilik. Eğer İngilizce artı eğitim programı şeklinde bir programa başvurmak istiyorsanız, bu durumda İngilizceden en az IELTS düzeyinde 4.5 veya diğer sınavlara girdiyseniz eğer, bu düzeyde bir not almış olmanız gerekiyor ki Avustralya için paket programa başvurabilirsiniz. İngilizce içinse evet bir sınav gerekmemekte ama samimi bir öğrenci olduğunuzu göstermek için bu bir sizin için önemli bir konu olabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi hem Türkiye'deki ofisimizden hem doğrudan Sydney'deki ofisimizden elde edebilirsiniz. Bu arada yine bize yeni katılmış olanlar için IEA'nın kuruluşu Avustralya Göç Ajansı'nın sunduğu Avustralya'da eğitim konusundaki seminerde mağaraya kayıtlı göçmenlik ve eğitim danışmanı Feriha Güney ile birliktesiniz diyerek hemen hatırlatalım. Bizlere Türkiye'den 0546 946 3811, Avustralya'dan 61 477 524 039 nolu telefondan ulaşabileceğiniz gibi sydney@inteducation.com adresine de yazabilirsiniz. Avustralya'da eğitimin avantajlarını özetleyecek olursak, çok kültürlü, hoşgörülü ve güvenli bir ortamda eğitim görebileceksiniz. Eğitim kalitesi son derece yüksek olup, üniversitelerin hemen hemen hepsi en iyi 500 üniversite arasındadır. Eğitim kurumları devlet tarafından denetlenmekte, standartları yerine getirmeyenlerin lisansları iptal edilmektedir. Böylesi durumlarda öğrenciler diğer öğrenim kurumlarına yerleştirilmekte, dolayısıyla öğrenciler korunmaktadır. 2 haftada toplam 40 saat çalışma izniniz bulunmaktadır. Vasıfsız işlerde saat ücretleri 15 ile 25 Avustralya doları arasında değişmekte. Kendi alanınızda iş bulmanız halinde bu ücretler artmaktadır. Yaşama giderlerinizin tek kişiyseniz ayda yaklaşık 1600 dolar civarında. Eğer eşiniz varsa yaklaşık 2200 dolar civarında. Eğer çocuklarınız varsa her çocuk için de 250 dolar aylık ekleyebilirsiniz. Giderleriniz açısından genel bir bilgi vermeye çalıştım sizlere. Avustralya'da 2 yıllık lisans veya yüksek lisans yapmış olanların mezuniyet sonrasında 2 yıla 4 yıla kadar çalışma iznine başvurma hakları vardır. Bazı ön lisans programlarından sonra iş yerinde eğitim olarak adlandırabileceğimiz, hem iş yerinde çalışıp gelir elde edip hem de iş yerinde eğitim alabileceğiniz vize alanları, vize kategorileri mevcuttur.
Eğitiminizin ardından gerekli koşulları yerine getirmeniz durumunda göçmenliğe başvurmanız da mümkündür. Vize koşullarınız, vize onay mektubunda net olarak belirtilecektir. Bu koşullara uymamanız durumunda vizeniz iptal edilebilir. Son derece ciddi sonuçları vardır. Lütfen bu koşulları dikkatle okuyun diyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Amacımız öğrencilerimize, danışmanlık verdiğimiz öğrencilere, onları dinleyerek eğitim ve kariyer hedeflerine en uygun eğitim programları ve eğitim kurumlarına yönlendirmek. Avustralya Göç Ajansı yalnızca okulun ya da kursun bulunmasında veya vize başvuru aşamasında değil, Avustralya'ya yerleşme aşamasında da desteğini sürdürmektedir. Bizimle çalışmayı seçmeniz halinde sizleri Avustralya'daki ailemiz arasına katmayı hedeflemekteyiz. Bizlere Avustralya'dan 61 477 524 039 numaralı telefonda ulaşabilirsiniz veya Türkiye'den 0546 946 38 11 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz ya da sydney@inteducation.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Sorularınızı sydney@inteducation.com adresine gönderebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Sanıyorum bir soru var. Mühendisler için göçmenlik olanakları ile ilgili. Evet, mümkün. Fakat 1 Temmuz itibariyle gerek vasıflı göçmenlik, gerek sponsorlu vizelerde önemli değişiklikler oldu. Bazı meslekler çıkarıldı, yeni meslekler eklendi. Bu konuyla ilgili 2 hafta sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Özellikle vasıflı, bağımsız göçmenliği ele alacağız. Ve bu süreç içinde de sizlere bu listelerdeki meslekler, yapılan değişiklikler, puanlama sistemi, sponsorlu vizelere geçiş yöntemleri gibi konularda detaylı bilgiler vereceğiz. Bu arada hemen hatırlatalım. Avustralya göç yasaları en sık değişen yasalardan biridir Avustralya'da. Dolayısıyla bugün verdiğim bilgiler olduğu gibi daha önce verdiğim bilgiler de sadece verdiğimiz zaman için geçerlidir. Bir dahaki değişiklikte biz bu değişiklikleri sitemize koymaya çalışacağız. Fakat herhangi bir yaşamınızda eğer değişiklik yapmak istiyorsanız lütfen bizlerle iletişime geçin. Sizlere en doğru bilgiyi ulaştırmaya çalışacağız. Dolayısıyla gerek mühendisler gerekse diğer meslek alanları için göçmenliğe geçiş yolları konusunda detaylı bilgileri 2 hafta sonra vereceğimiz seminerde dinleyebilirsiniz. O seminerde ayrıca bu meslek listelerine nasıl ulaşabileceğiniz konusunda da sizlere bilgi vereceğiz. Çok teşekkürler.